이익 방림 미대 이적 졸업 믿음의 헤메댓 아, 다 물렁군에 하는 거지 헤메댓 내를 외도로 밀려놓고 민시등 아랑사 보름도 무사 피그메른 간운너는 힘드 구현일은 아이단너는 민학사 온성 얄카이지 일액 볼어 힘이 춘죽은 예네대 띠이래랄 힘대 공과가스 내세갓라는 호르모토노 예루살렘든 마슬라 핀 말꾸라 토베 대랄 Salam qadırlı iyildəşlər, Diri Sözlər adlı gəpləşikimizə xoş gəldiniz. Yadınıza düşəyən olsa, əgər bizim gəpləşiklərimizi izi qədərli dinləyən olsanız, geçən gəpləşiklərimizdə biz İsa Mesih kim deyən soru var idi, köp qürrün etdik. Bir neçə proqramalarda bu temanı, bu soruğa coğab gözlədik, müqaddis kitabdan coğablar tapdıq. Və mən fikir edən, ən təqən paylaşmalı, sizə görk özməli zatların müqaddis kitabdan qatı kəndir. Şunun üçün bu gəpləşiğimizdə yenə də devam etdirmək istəyən, haqiqatdan İsa Mesihin kimliyini müqaddis Tövrat, Zebur, İncil kitablarından sizə görk özmək istəyən. Köçədən eşidən mış-mışı gəpləriniz, İsa'nın kimdiyi varadakı adımların ağzından eşidən zatlarınız, bu həmişə haqiqat olub durmaya. Səbəbi, mış-mışı sözlər arqalı heç açan biz haqiqatdan kimdir birini tanacaq olsaq, ol mümkün olmaz. Səbəbi, hər kim öz eşidişinə görə, öz fikir edişinə görə bir keskitləmə verib biləyə. Şunun üçün mən müqaddis kitabdan ayətləri görküzməyə doğru tapayan, səbəbi, hər bir zadın öz çeşməsi vardır. İsa Mesih'in haqiqatın kim olduğunu bilecek olsak, onda biz bu çeşmeleri gözlemeli. Bu çeşmeler Tövrat, Zebur, İncil kitaplardır. Bu kitaplar doğruluğuna İsa Mesih'in kimliğini beyan ederler. Köplenç adamlar menden, eğer biz İsa Mesih'in kimliğini bilecek olsak, onda kitapların haysısını, neresinden okap başlamalı. Mukaddes kitabın neresinden okap başlasak, bize has düşünüklü ve aydın görünür deyip soru veriyorlar. Mən sizə şeylə deymək istəyən, əgər İsa Mesihin haqiqatdanım Peyğəmbərdən uluduğunu, onun xudaylıq keşbi varlığını, o xudayın özü Adam bedenində yerə gələnliyini görəcək olsanız, Yahyanın xoş xavarı deyən yerdən okamağa başlan. Yahyanın xoş xavarı İsa'nın adattan daşarıdığını, onun Peyğəmbərdən uluduğunu, onun yönükəy Adam bolmandığını, onun xudaylıq xəsiyyətinin, xudaylıq təbiqata eyəb olandığını xas genişləyin, açıb bizə görkəziyə. Həzir mən sizin bilən, bu Yahyanın xoş xəvarının birinci bağından kəbir sözlər bilən paylaşmaq istəyən. Bu sözlər haqiqatdan həm köp adamları fikirləndirən sözlər. Bu sözlər xasam çunğur düşüncələr bu tayda gizlənən. Gəlin biləlikdə, həzir o qalın. Yahyanın xoş xəvarı birinci babdan, birinci ayətdə. Sərdin, oval başda söz vardı. Söz xuday biləndi, söz xudayın özüdür. Şutayda görən olsanız, bir ayətdə üç gezək söz deyilən, söz deyib xuday özünü açıqlaya. Ozal başda söz vardı, söz xuday biləndi, söz xudayın özüdür.
Huday bilen sözün arasında hiçbir tapaut görkezmeye. Söz bilen Huday'ın özü birdir. İkinci ayette. Ol başta Huday bilendi. Ol Huday bilendi. Tutuş varlık söz arkalı yaradıldı. Yaradılan zatların hiçbiri onsuz yaradılmadı. Söz yaşayış çeşmesidir. Bu yaşayış insanların nuru oldu. Nur tümlükte parlayandır. Tümlük olsa onu yenip bilmedi. Bu tayda İsa Mesih'in ozal başta söz deyip tanılan İsa Mesih'i, Huday'ın sözü deyip tanılan İsa Mesih'in gelip çıkışını beyan ediyor. Serdin ozal başta söz vardı. Bu söz Huday bilendi. Söz Huday'ın özüdü. İsa bilen Huday'ın arasındaki hiçbir tapaudu onun birliğini görkeziye. Şol söz bilen ahli zatlar yaradıldı. Huday'ın sözü bilen yaradıldı. Demek Huday'ın sözü yaradıcı. Söz bilen bütün yeryüzü yaradılan olsa onda Huday'ın sözü yaradıcı oluyor. Yadınıza düşen olsa Musa'nın kitabında, birinci gelip çıkış kitabında Huday yeryüzünü, bütün yeryüzündeki var olan zatları, tebiatı, yer şarını, denizleri, kuru yeri, denizdeki balıkları, kuşları, hayvanları, adam atanı, hava ineni, bütün yaratılışı 6 günde cemledi. Her gün öz sözü bilen şeyle bolsun deydi, yağtılık emele geldi. Şeyle bolsun deydi, yer emele geldi. Şeyle bolsun deydi, deniz emele geldi, balıklar emele geldi, kuşlar emele geldi. Bunu dine öz ağzından çıkan sözü bilen Huday yarattı. Söz arkalı bütün yaradılan zatlar yaradılan olsa, onsuz hiç zat yaradılmadı. Ehli zat söz bilen yaradılan olsa, onda Huday'ın sözü yaradıcı oluyor. Bu tayda açıktan açık bunu beyan ediyor. Söz yaşayış çeşmesidir. Çünkü söz, ehli yaradılan canlı candarlara, kuşlara, balıklara, adam atabilen hava ineye de söz yaşayış verdi. Çünkü söz yaşayış çeşmesidir. Bu yaşayış insanların nuru oldu. Söz insanların nuru oldu. Huday'ın sözü aydıya. Adamzat güneye batandan sonra, Adam Ata'dan ve Hova İne'den başla bütün adamzat nesli olan çağları güne edip Huday'ın yağtılığından, Huday'ın şöhretinden mahrum oldular. Olar mahrum olandan sonra dünya karanlıkta, güneyin karanlıklığında yaşayardı. Hiçbir doğruluk Huday'ın şöhreti olara şöhle saçmayardı. Şol söz, yani İsa Mesih, bütün yaşayan insanların nuru oldu. Nur olup dünya indi. Çünkü yağtılık olan, mukaddes olan Huday'ın özü dünya indi. Nur tümlükte parlayandır. Tümlük olsa onu yenip bilmedi. Karanlık İsa'daki var olan yağtılığı, İsa'daki var olan yaşayış çeşmesini yok edip bilmedi. Çünkü yaşayış çeşmesi bu dünya iğnen, gökten iğnen Huday'ın nuru karanlıktan has, büyüktü ve güçlüdü. Bu nur dünyanın günahsını paş ediyordu. Dünyanın günahda yaşayandığını, karanlıkta yaşayandığını İsa Mesih'in nuru paş ediyordu ve karanlıktaki günahları yüze çıkarıp adamların günahlılığını görkeziyordu. Şunun için yakın hoş havarında yazılan adamlar ne mi için İsa'nı söylemediler? Çünkü İsa yağtılıktı, onlar karanlıktadı. Karanlıkta yaşayanlar, güneyde yaşayanlar yağtılığı söylemediler. Çünkü onlar yağtılığa gelmek istemediler. Ve şunun için bu yağtılıkta ne edip bunu yok edip bular, yağtılığı yok edip bular deyip ona karşı çıktılar. Çünkü onlar karanlığı söylediler. Şutayda has büyük bir zat 14. ayette. 1. babın 14. ayette Yahya'nın hoş havarı. Söz insan bulup aramızda yaşadı. Ol merhametten ve hakikatten doğuludu.
biz onun şöhretini, yani atadan gelen yeke tağın şöhretini gördük. Söz insan olup aramızda yaşadı. Yine İsa'nın dünyanın yaratılışından beri var olduğunu, Huday ile bir olduğunu, onu ol arkalı ahli zatların yaradılandığını, ol bu karankı dünyaya bir nur olup gelenliğini, bu dünyaya gelip karankılıkta yaşayan adamları yağıtılığa çıkarmak için, onları günahlarından halas etmek için, yankı söz, ilki başta aydılan söz, insan olup adamzadın, günahlı adamların arasında yaşamalıdır. Huday bunu tersin yollar bilen etti, kadırlı illeşler. Eğer İsa da adatı bizimki alı, erkek bilen ayalın arasındaki nikadan, maşkaladan, erkek bilen ayaldan doğulan olsa, yönekey adam yalı, beyleki peygamberler yalı, yönekey doğulan olsa, onda İsa mukaddes olmazdı, İsa günahsız olmazdı, İsa Huday'ın oğlu deyip de ad vermezdiler. İsa insan keşfine girip, insan olup aramızda yaşadı. Ol Huday'ın ruhundan durmuşa çıkmadık, Meryem'den gövrülü olup dünyaya indi. Demek ol adatı adımlar yağlı dünyaya gelmedi. Ol tersin yollar bilen bu dünyaya geldi. Ol Huday özünü kiçeldip adamların arasına, adamın keşfini alıp bu karankı dünya, günahlı dünya İsa Mesih'te bir küçücük çağa bulup dünyaya indi. Serdin onun dünyaya inmeyi adamzat tarihinde bulan en büyük vakadı. Çünkü yaratıcı Huday, yeri göğü yaradan Huday, adamları izlep, adamların gözlep, günah batan Huday'dan daşlaşan, günah edip Huday'ın şöhretinden, Huday'ın merhametinden, Huday'ın yağıtılığından cıda düşen, karanlıkta yaşayan adamların izinden onları gözlep özü geldi. O doğululuğuna da, özünün Huday'lık keşfi bilen doğululuğuna da gelip bilerdi. Ama İncil'de yazılan, mukaddes Huday'ı hiç kim hiç kaçan gören değildir. Görüp hem bilmez. Çünkü Huday mukaddestir. Adamzat olsa günahlıdır. Şol doğululuğuna öz şan şöhradı bilen gelse, onda günahlı adam onun yüzüne bakıp bilmez. Günahlı adam mukaddes Huday'ın yüzünü görüp bilmez. Şunun için ol İsa Mesih'te adam insan keşfini alıp günahlı adamların arasına geldi ve nehili günahsız yaşamaldığını İsa Mesih'te görkezdi. İsa Mesih bu dünyada günahsız yaşayan yeke tek adam. Onun yağlı adam hiç yoktu geçmişte. Hazirem bolup bilmez, gelecekte de bolup bilmez. O yeke tektir. Ne için? O dine bir adam derler. İsa Mesih'in 100% adam, 100% Hudaylık keşfi vardı. Yine şunun için o dine bir ayaldan doğuldu. Huday'ın ruhu arkalı. Şunun için İsa Mesih bu dünyada hiçbir günah etmen, bütün dünya öz nurunu, Huday'lık nurunu ve yağıtılığını saçıyordu. Kim bu nuru, yağıtılığı gelse, ol öz günahlarından azat olardı. Bundan beylek karanlıkta gezmezdi. Şunun için İsa Mesih'e bugün iman edenler, karanlık dünyasından halas edilen, karanlık dünyasından alınıp, yağıtılığa, Huday'ın yağıtılığında nuruna gelen adamlar. Onlar indi karanlığa dönüp gelmezler. Çünkü karanlıktan halas edilen adamlar. İsa Mesih nehili nurda, nehili doğrulukta, nehili yağıtılıkta gezen olsa onun izine erenler hem şol yağıtılıkta gezerler. Men bunu şahitlik ediyorum. Men şeyle yaşayan adamları görüyorum. Huday menin özümü de 20 yıl bundan uzal. Karanlıktan yağıtılığa çıkardı. Ve hazır men İsa'nın yağıtılığında yaşayarım. İsa Mesih arkalı merhamet ve hakikat geldi.
doludur. İsa Mesih merhamet ve hakikattan bütünle doludur. Biz onun şöhretini, yani atadan gelen yeketayin şöhretini gördük. İsa Mesih'ten başka hiç kim bize gökteki Huda'yı görkezip bilmeyen. İncil'de yazılan gökteki atanı hiç kim hiç kaçan gören değildir. Onu yalnız onun içinden çıkıp gelen oğlu bize tanıttı ve görkezdi diye. İsa özü de özü vardı şayetlik edip beni gören atamı da göründür diyer. Yine de hayran kaldırayan köne ehten kebir ayetleri seyretmek isteyen. İşaya peygamberin kitabında 9. babın 6. 7. ayetlerinde yere gelecek Mesih yani halasker İsrailların bütün adamza tarihinde peygamberlikler arkalı, İbrahim arkalı, Davud arkalı, Musa arkalı, İşaya peygamber arkalı, beyleki peygamberler arkalı, yüzlerce peygamberlikler İsa Mesih'in, Mesih demek mesih edilen halaskerin gelmeyi beyan ediliyordu. Peygamberlikler arkalı aydılıyordu. İsrailler, Yevreyler bir bu doğulacak, Davud'un neslinden dönecek, gelecek teze bir padişaha karışıyordular. Bu doğulacak Mesih'i köne ehteki peygamberler cikmecik nerede doğulacaklığını, nehile doğulacaklığını, kimin neslinden gelecek, kaysi şehirde doğulacaklığını, onun Meryem'in kaçıp Herodes'in onu öldürecek olan vaatlarını, gövreli Müsir'e kaçacaklığı bu arada, onların Müsir'de gelen yani Betlehem'de doğulan yerinde hiçbir mihmanhanede yer tapman, bir mal ketekte doğulacaktığı bu arada peygamberler. Şeyle incikle peygamberlikler vardı. Ve şu peygamberliklerin biri bilen hazır paylaşmak isteyen. İşaya peygamberin kitabında İşaya peygamber önünden Mesih'in geleceğini görüp ol bu arada şeyle peygamberlik ediyor. Bizim için bir çağa doğuldu, bir oğul verildi bize. Hükümdarlık onun gerşinde bular. Onun adı, seyredin. Ol doğulacak çağının adı. Acayip maslahatçı. Kudretli Huday. Evedi ata. Parahatlık şahzadası bular. Hükümdarlığı dünüvsüz öser. Parahatçılığı tükeniksiz bular. Davud'un tahtından Bakı bir karar eder. Öz padişalığını. Padişalığı adaletlik gülen, doğruluk gülen koldar. Hükmürovan Rabbin ıhlası bilen amala aşar bu. Şu tayda yine gelecek. Bize bir çağa doğuldu. Bize bir oğul verildi. Ol Huday'ın oğlu deyip tanıldı. İsa Mesih. Men ünüsünüzü sizin bir zada çekmek isteyen şutaydı. Acayip ol doğulacak oğlun ona verilecek adları seyredin. Bu adlar kim özüne münasip edip biliye? Bu adlara kim eyedi? Kim özüne şeyle adlar koyup biler seyredin? Acayip maslahatçı, kudretli Huday, evedi ata, parahatlık şahzadası. Men fikir ediyen yönekey adam öz özüne beyle at vermekten korkuya. Misal için bu atların onun birini de özüme vermekten korkuyan. Çünkü men bu atlara münasip hem değildirin, gavat hem geleyen değildirin. Ama gelecek Mesih'e bu atlar verilir diye. Sebep ol atlar onun özüne değişli olan atlar. Acayip maslahatçı, kudretli Huday, evedi ata, parahatlık şahzadası. Ol diye öz padişalığını adaletlik hem doğruluk bilen dolandırar. Hükmürovan Rabbin ıhlası bilen bu zatlar amala aşar. Yine İsa Mesih'e verilecek adlar. Ona verilen adlar Huday'a değişti olan, Huday'a münasip olan adlar değil mi? Elbette. Eyyem,
İsa Mesih doğulmasından özel bir neçe yüz yıl özel berilen peygamberlik, Mesih İsa'nın kim olacaklığını, nehli çağının dünyaya inecektiğini, bu çağa öz özünden kim olacaklığını, dine bir peygamber mi? Yok. Hiçbir peygamber bu adlara iyi değildi. Hiçbir peygamber bu adlara münasip değildi. Hiçbir peygamber özünü men, acayip maslahatçı, kudreti güçlü Huday, evedi ata, parahatlık şahzadası mendirin deyip özüne şeyle adları özüne iyi etmedi. Özüne değişli etmedi. Ama İsa Mesih bu adların iyisidir. İsa Mesih diri Huday'ın özüdür. Ol Huday'ın sözü. Ol arkalı ehli zatlar yaratıldı. Yaradılan zatların hiçbiri onsuz yaratılmadı. İsa Mesih yaratılışta vardı. Ol ilki başta vardı. Ol Huday'ın nurudu. Ol Huday'ın nuru bizim karanlık dünyamıza, günahlı dünyamıza geldi. Şol baştaki bar olan söz arkalı bütün dünya yaratılıptı. Şol yaratıcı Huday can ten bolup bizim aramıza geldi ve bizim aramızda İsa Mesih adı bilen tanılıp yaşadı. Ol hiçbir günah etmedi. Çünkü günah onun üstünden ağalık sürüp bilmeyedi. Çünkü onda Hudaylık keşfi vardı. Ol Huday'dan gelen nurdu. Günahın karanlığı onun yanına yakınlaşıp bilmezdi. İsa baran yerine öz yağıtlığı ile dolduruyordu. Karanlık onun baran yerinde tapılmazdı. Çünkü karanlık yağıtlığın önünde güçsüzdür. Ben bu ayetleri gören vaktimde şeyle yüreğim coşa. Bu ayetler bana İsa'nın peygamberden ulu olduğunu, peygamberden büyük olduğunu görkeziye. İsa Mesih yine de Yahya'nın hoş haberi 10. bab 30. ayette men ve atam birdiriz deyip cevap verdi. Atam bilen men birdirin. Biz ayrı değil birbirimizden. Bu nehili tersin. Adamlar köplenç şu yerde logik taydan fikir edip öz fikirleri, düşünceleri bilen düşünmek kıyınçılığını çekerler. Elbette men buna düşünen bu elbette kıyındır. Ama iman bu düşünce bilen bağlı değildir. Huday eğer İsa men şoldurun deyse ol hakikati sözleyendir. Ol nehil beyle bolup bilir. Nehil Huday göklerden yere gelip bilir. Nehil Huday bir adamın keşfine girip, bizim aramızda adam hükmünde yaşap bilir. Ne edip diyen sorular adamlarda dörüye. Seredin kadarlı ildeşler. Eğer Huday ilki bir adam atanı bir topraktan yasap, gözünüze getirip görün, topraktan su koyup, palçık edip bir adam yasayanız, adamın şekline. Ve şol yasalan şekilde de burnuna yaşayış demini üfleye, yankı topraktan yasalan şekil adam bolup yaşap başlaya. Sonra da bu adamı ayal gerek oluyor. Hov enene uklap yatan vaktinde şol adamın kapırgasından alıp hov enene yasaya. Onda buna da tersin. Biz aklımız bilen, düşüncemiz bilen, fikrimiz bilen ne edip adamı topraktan hov eneni de onun kapırgasından alıp bir kapırga sünkünden de doğruluğuna adam yasap olur mu? Deyip onu an düşüncemiz bilen düşünecek olsak onda problemi yüze çıkar. Doğru değil mi? Biz özümüzün küçücük çeklenen beynimiz bilen bütün yeryüzünü, bütün adamzadı, adamzadın anının düşüncesinin yetmeyen, adamzadın an düşüncesinin taşında olan kudretleri hazren biz Huday'ın yaratılışının onun birini de açış etmedik entek. Alımlar şeyle, bilimli ılımlı adamlar da dünyada düşünmeyen zatları düşünen zatlarından katı köptür. Biz öz yönekey beynimiz bilen
Huday'ın ne edip adamı yasayandığını düşünecek olsak onda bizde problemi yüze çıkar. Ne edip ne edip ne edip deyip sorularımız katı köpeler. Eğer adam atabilen hovinene şeyli tersin yollar bilen kudratlar bilen Huday yaradan olsa onda bir bar olan diri Huday adam keşfine girip bizim aramızda yaşamağı mümkün değil mi ne mi? Elbette mümkündür. Ehli zatları şeyle ulu kudratı bilen, yaradıp bilen Huday, yok yerden bar zatı yaradıp bilen, fikir etmeyen bir materyalından, topraktan diri adam yaradan olsa, bir kapırga sünkten bir ayağlı döreden olsa, onda Huday'ın ruhu bir durmuşa çıkmadık pek Bibi Meryem'in içine girip, gövreli olup, bir çağa doğurup, Huday'ın özü insan bedenine girip, İsa Mesih'te bizim aramızda yaşamağına mümkün değil diyez mi? Yok. Huday'ın aklını, Huday'ın gücünü, Huday'ın edip bilecek kudratlarını özümüzün küçücük an düşüncemiz bilen çeklendirecek bol malın. Onun aydan sözlerine iman edelim. Bu iman arkalı da günahlarımızdan kurtulup biliyiz. Koy Huday size akbata versin. Amin. Ey büyük Tanrım! Bize iyicek çoruğumuzu merhamet et. Atam bulan günahını aç. Neyme diyenlerin özürüm bile yok. Men sizin aranızda kurumdu. Musa Fiğmer'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men haktı. Он сон ялқайжи элек болор хем үчүнчү күн яне де тирелер эмде оң вагыз несихатлардын хурматына Иерусалимден маслап эм малктар тоо бетерлер.